Erkek fazla detaya girmeden basit bir hayat yaşamak ister. Olaylara bütüncül bakmayı sever. Erkek, arkadaşları ve ailesi tarafından önemli olduğunu ve değer gördüğünü hissetmek ister. Erkek, sevdiği, güven duyduğu ve kendini rahat hissettiği kadının yanında sırlarını paylaşmaya ve bağlılık göstermeye başlar. İşte böyle zamanlarda bir kedi gibi başının okşanmasını ister. Erkek için en önemli kelime sadakattir. Aslında herkes için öyle olması zorunludur. Sadık bir eş, onun olmazsa olmazıdır. Evden ayrılırken gözü arkada kalmasın ister. Erkek bazen kendi arkadaş çevresiyle bireysel olarak takılmak, bazen de tek başına kafa dinlemek ister. Bu, sizinle vakit geçirmekten hoşlanmadığı anlamına gelmez. Bu durumda çok üzerine gelinmesinden ve arkadaşlarının yanında küçük düşürülmesinden hiç hoşlanmaz. Erkeğin şefkat duygusunu ilk tattığı yer ve kendisini çok rahat hissettiği yer anne kucağı olduğu için annelerine benzeyen kadın seçer. Eşlerinin de anneleriyle iyi geçinmesini ister. Ailesiyle sebepsiz yere, bakın altını çiziyorum, sebepsiz yere iyi geçinmek istemeyen kadını hiç sevmezler. Erkek, kaybettiği zaman bile sürekli yanında olan ve destekleyen, aldığı kararlarda yargılamadan istişare eden kadın ister. Ne kadar başarısız olsa da sen yaparsın, tekrar denersen üstesinden gelirsin, hadi aslanım benim gibi sözcüklerle gururunun okşanılmasını ister. Erkek, eşinin mutlu olduğunu görmek, başkalarının yanında da bunu duymak ister. Ben iyi bir aile babasıyım imajı onun için çok önemlidir. Ayrıca kendisine danışılarak iş yapılmasına da bayılır. Erkek, sorumluluklarının farkında, yaptığı işi üstlenip hakkını verebilecek kadın ister. Hayatının her noktasında güçlü ve pes etmeyen kadınla hem anlaşamaz ama gizli gizli de bir hayranlık besler. Erkek dış görünüşe önem verir. Kendini bırakan değil, bakımlı kadınlardan hoşlanır. Bu anlamda meşru manada istediklerinin yapılmasını ister ama yapılmadığı zaman da tepki koyar. Erkek tertipli, düzenli, iyi yemek yapmak için çabalayan kadına bayılır. Erkek, gereksiz konuşmalardan hoşlanmaz. Çok konuşmak yerine dinlemesini bilen ve yerinde konuşan kadın ister. Kadınlar gibi olayları çok yönlü düşünmez, değerlendirmez, tek yönden bakar. Bu da beyninin ön bölgesindeki algı merkezinden kaynaklanır. Anlatılması gereken bir şeyin uzun uzun anlatılmasından değil, kısa, net ve hemen söylenilmesinden hoşlanır. Erkek bazen duygularını ifade etmekten kaçınabilir. Ağlamak, kırılmak, üzülmek yerine bu duyguları çoğu zaman sessiz kalarak ve içine kapanarak gösterir. Ve bu süreçte hiç üzerine gelinmemesini arzu eder. Erkek, kadınların göstereceği kontrolsüz ilgiden, sürekli nerede olduğu ile ilgili mesaj atılmasından, bazı şeylerin de temcit pilavı gibi ısıtılmasından, yaşanmış olayların sürekli hatırlatılmasından hoşlanmaz. Fakat çok da serbest bırakılmamayı ister. Erkek duygularını sözle değil, eylemle ifade etmeyi sever. Özellikle evlendikten sonra çok fazla sevgi sözcüğü kullanmayı sevmez. Ama için için yanar ve davranışlarıyla bunu gösterir. Her gün çiçekle gelmek de ama hiç almadan yaşamak da onun prensibi değildir. Erkek belirli günleri hatırlamakta zorlanır ve bu konuda hiç konuşmak istemez. Bu özel anların kadını tarafından takip edilmesini ve başına kakılmamasını ister. Erkek alışverişlerde uzun süre tek tek incelemek yerine hemen olay yerinden uzaklaşmak ve alışverişi bitirmek ister. Kadını kendinden bir şey istiyorsa üst üste söylenmesinden değil, her gün ya da haftada bir kez talep etmesinden hoşlanır. Erkek, eşi çalışsa bile hesabı yönetmek ve evi kontrol etmek ister. Maaşı ve statüsü kendinden yüksek ise onun tarafından ezilmek istemez. Hele hele ben de çalışıyorum gibi cümlelerle başlayan,
ben bu evin hizmetçisi miyim gibi biten cümlelerle devam eden konuşmalar yerine daha yapıcı yaklaşılmasını ister. Eğer çocukları başarılıysa o zamanlarda çok sever ve çoğu zaman olumsuz bir şey duymaya tahammül edemez. Erkek yaşamları boyunca şu beş haline de aşık olunmasını ister. İlk gördüklerindeki yakışıklı ve havalı hallerine, evlendikten sonraki işkolik hallerine, orta yaş sendromundaki suskun ve içine kapanık hallerine, 50'li yaşlara doğru da sürekli gitmeye meyilli hallerine, en sonda yaşlı, her şeye mızmızlanan ve kırışmış hallerine aşık olunmasını ister. Evet arkadaşlar, ben dilimin döndüğünce anlatmaya gayret gösterdim. Sürekli kadınlarla ilgili paylaşım yaparak bazı algıları değiştirmeye çalıştığımı sizler yakinen biliyorsunuz. Fakat erkeğin de ne hissettiğini bilmeden, onu anlamadan, tanımadan ve bazı şeyleri hissetmeden doğru manada mutlu olmak çok zordur. Öküzler anlamaz, odunlar ne bilir gibi yaklaşım yerine erkeği anlamaya dönük eylemlerde bulunmak daha akılcı olacaktır. Evlilik ve aşk serüveni fazlalıkları törpüleme, eksiklikleri tamamlama, bir ve bütün olma sanatıdır. Birbirinizi tanıyın, anlayın ve sonsuza kadar mutlu yaşayın. Elbette bu sizin elinizde. Sadece bakış açınızı ve aradığınız özellikleri değiştirin. Bizi kayıtsız ve şartsız seven tek insan topluluğu, insanlar topluluğu, ailemizin içerisinde, o çatının içerisinde yaşamaktadır. Ayrıca evlenmeden önce her şeyi tüketip, evlendikten sonra boş yere ağlamayın. Allah'ın çizdiği sınırlara dikkat edin. Bu, kadın yaparsa namus, erkek yaparsa elinin kiridir anlayışına takılmayın. Kim yaparsa aynıdır ve hayatı bu şekilde yaşayın. Ne kimseyi kötü amaçlarınız için kullanın, ne de sizi kullanmalarına müsaade etmeyin. İletişim, saygı, güven, aidiyet, sadakat, şefkat ve merhamet gibi duygularla bezenmiş insanlarla birlikte olmayı tercih edin. Aşk nasıl olsa az önceki saymış olduğum sıralamayı beklemektedir. İyi bir iletişim kurmak, karşı taraftan beklentileri yüksek tutmak değil, her kim nasıl davranırsa davransın, kendinize saygı için iyi tarafta kalmayı tercih etmektir. Evet değerli dostlar, bir konunun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımızı beğeniyorsanız, benden izin almadan paylaşım yapabilir, dost ve arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Sağlık, huzur ve mutluluk hep sizinle olsun.